Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz evde kendi kendime dikiş öğreniyorum ve size ilk çalışmalarımı göstereceğim. Ama dikiş bilen arkadaşlarımdan çok özür dileyerek arkadaşlar böyle bir sürü toka yaptım. Biraz tokaları abarttım. Çok fazla böyle küçük kumaşlar almıştım biliyorsunuz. Acemiliklerim çok fazla. Şu dikiş yerlerini güzel yapamadım diye sonra böyle fiyonkla kapattım falan. Ama yaptım. Hani bir sürü lastikli toka yaptım. Bunları komşularımın kızlarına ya da arkadaşlarıma dağıtacağım. Böyle biraz abartmalı da olsa harika oldu. Bunu beğendim. Burada düz dikiş dikmeyi öğrendim. Çünkü düz kesip dikiyorduk. Başka bir şey yoktur. Lastiği dikiyorduk vesaire. Hadi tokayla olayı kurtardık. Tamam tokada dedim. Başarılı oldum. Şu kumaşı da çok beğenmiştim. Aslında çok güzel toku oldu. Saçımda da var bir tane. Sonrasında <laughs> 40 yamaya başladım arkadaşlar. Ama şuna bakar mısınız? Hepsi eğri büğür oluyor. Ütüledim. Dikişi çok düzgün dikemiyorum. Yani bu düz dikiş konusunda bir sıkıntım var benim böyle bir parçaları ne kadar eşit kessem de video izliyorum. Birçok video izliyorum arkadaşlar. Yabancı videolar, Japon kanalları, Çin kanalları, Türk kanalları hepsini izliyorum. Yani en anladığım bu açma kırk yama dedikleri sistem. Sanırım öyle diyorlar herhalde. Böyle bir kot eski kottan ve kumaşların şöyle rengine uyumlu olsun diye yaptım. Bakalım ne olacak? Minder yapacağım artık başka bir şey olmaz. Hani birazcık büyüteyim. Bir dikişlerde sorunum var. Böyle yaparken de çok güldüm kendi kendime. İbrahim Sadri'nin bir şiiri vardı arkadaşlar. Ee, karşıda duran, orası benim yerimde diyemeyen, e, düz çizgi çizemeyen diye bir şiiri vardı. İşte o kişi tam benim. <laughs> karşıda duruyorum. Orası benim yerimde diyemiyorum ve düz dikiş dikemiyorum. Böyle ama makinemden çok memnunum. Hakikaten hani yeni başlayan biri için harika bir şey bu. Evet profesyonel bir şey değil sanırım. Böyle çok hani teknik şeyleri yok, ekranları vesaire ama yok. Şu makarayı nasıl takacağım bilemedim. Böyle mi duruyor? Bu böyle mi duruyor? Nasıl onu beceremedim bir türlü. Bilen arkadaşlarımız çok güzel şeyler yazıyorlar. İplik markasına kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsini not alıyorum ve ona göre mesela işte Dırıma iplik al demişti bir arkadaşım. Gittim hemen aldım. Hani artık bana ne derlerse işte iğne numaralarını söylediler. Ne derlerse yapıyorum. Siz de arkadaşlar bilen arkadaşlarım e, aklınıza gelen şeyleri yazarsanız benim için aslında sizin için belki çok küçük bir detay. Ama benim için çok önemli olabiliyor. Böyle dostlar bakar mısınız şu güzelliğe? <laughs> bir de hoşuma gidiyor. <laughs> bir de hoşuma gidiyor anlatamam. Bunu böyle yapacağım bakalım. Son halini size göstereyim. Minder yapacağım. Kumaşlarım çok güzel. Parça kumaşlar almıştım biliyorsunuz. Çok ucuz. Yani belki şu kadar toka 1 liraya 1,5 liraya falan mal oldu. Çünkü 1 liraya kumaşlar almıştım. 50 kuruşa kumaşlar almıştım. Bunlar onlar. Hani bir sürü toka belki 30 kadar toka 1,5-2 liraya mal oldu. Bu parçalarda şu eski kotumdu. Bu parçalarda böyle zaten 1 lira 5 lira en pahalı parçayı 5 liraya almıştım biliyorsunuz. Son pazar dün gittim zaten. Son pazar videomu da sosyete pazarı videomda yorumların başına koyayım orada izleyelim arkadaşlar evde dikiş öğrenmek mümkün Ben inanıyorum başaracağım bu burada anı kalsın ee, çok da hoşuma gitti dikiş dikmek zaten el işi işliyordum battaniye işliyorum oya işliyorum biliyorsunuz kış dönemi kış geliyor Aslında kendimi e, kış hediyesi aldım ben çok da mutlu oldum bakalım başarabilecek miyim Umarım başarırım biraz yamuk yumuk olacak arkadaşlar böyle bir orantısızlıklar var her yerde ama Sanırım onu kapatırım herhalde. Yani çok görünmez, göze batmaz sanırım yerde oturulacağı için. Bakalım yastık kılıfı falan da her şeyi dikeceğim dostlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlarım soruyorlardı. Ne yapıyorsun? Dikiş dikebiliyor musun diye? Aa, böyle kenarları düz dikişler diktim. El bezleri vesaire diktim. Onlar çok önemli değil. Yamuk yumuk gitti zaten. Hadi en düzgün işim bu diyeyim dostlar. Böyle sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bir gün çok güzel böyle yorganlar, battaniyeler falan dikip paylaşabilirim. Hepinize sevgiler dostlar.